Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıfın önemli konularından bir tanesi olan tam sayılardan 2. bölümüyle e, yola devam edeceğiz. İlk bölümde tam sayılar konusunu görmüştük. E, onunla çok alakalı çok güzel sorular çözmüştük. Şimdi 2. bölüm olan e, mutlak değeri tanıma ve sıralama e, konusuyla alakalı sorular hazırladık. Bu soruların çözümünü de yapacağız ve e, tam sayılar konusunu tarihe gömeceğiz. Mükemmel derecede anlayarak gömeceğiz. Eksiklerimiz kalmadan e, gömeceğiz inşallah diyelim ve dersimize hemen ne yapalım başlayalım. Ee, i̇lk olarak hatırlayalım bölümüyle e, yola başlayalım yola devam edelim şimdi öncelikle mutlak değerin tanımamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor ki sorularımızı ona göre çok güzel bir şekilde yapalım bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının ne denir mutlak değeri denir mutlak değer. Mutlak değer sevgili arkadaşlar bir noktanın başlangıç noktasına uzaklığı denir. Yani uzaklıklar hiçbir zaman eksi olmayacağı için e, mutlak değerde hiçbir zaman eksi olmayacaktır. E, devam edelim bakalım mutlak değer neyle gösterilir? Bakın iki tane düz çizgiyle gösterilir. Arasına da sayılarımızı ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Üçüncü olarak mutlak değer içerisindeki sayılar... Pozitif olsa da negatif olsa da her zaman dışarıya ne olarak çıkar? pozitif olarak çıkan mutlak değer o kadar güzel bir şey ki içine aldığı sayıyı her zaman pozitif bir şekilde çıkartıyor. Bu kadar güzel mutlu bir şekilde çıkartıyor diyebiliriz. Bayağı dışarıya pozitif olarak çıkar diyelim. Bilgiye bakalım. Mutlak değerli ifadelerde sıralama yapılırken sayı önce mutlak değer dışına çıkarılır. Sonra sıralama yapılır. Hemen bakalım. Eksi 3'ümüz mutlak değer dışına nasıl çıkar? Artı 3 olarak çıkar. Artı 5 yine artı 5 olarak çıkar. Eksi 10'a bakalım. Eksi 100'e bakalım. Eksi 100 dışarıya artı 100 olarak çıkar. 0 e zaten 0 olarak çıkmış burada gösteriyor Şimdi şu ikisi arasında kıyaslama yaptığımızda Tabi ki bunu önce artı 7 olarak yazıyorum Bunu artı 3 olarak yazıyorum Sonra sıralamamı yaptığımda Artı 7 daha büyüktür artı 3 diyorum Buraya bakalım burasına artı 100 yazıyorum Buraya bakın artı 102 yazıyorum. Diyorum ki artı 102 artı 100'den daha büyük olacağı için bu noktayı da e, küçüktür işaretini yapıyorum ve hatırlayalım bölümünü artık geride bırakıp bomba gibi sorularımızla yola devam ediyoruz. Hemen ısınma, soru, ısınma sorumuzla yola başlayalım bakalım. Biraz ısınalım. O herkes burada. Cümbür Cemaat burada. Tonguç, Tongül, Tankut, Tamberk hepsi burada. Yukarıdaki tabloda yazan tam sayılardan en büyük ve en küçük olanın sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? Şimdi en büyük. Şimdi bakalım en büyük sayımız biliyor biliyorsunuz sayı doğrusu hemen şöyle çizelim. Sıfır yerleştiriyorum. Ee, negatifler burada biliyorsunuz. Pozitifler bu tarafta. İşte 1, 2, eksi 1, eksi 2 diye ne oluyor? Gidiyor. Eksi 2 yapalım. Artı 1 ve artı 2 yapıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım burada en küçük negatifler biliyorsunuz zaten en küçüktür. Ama negatifler içerisinde de en küçük olan sıfıra en uzakta olandır. Dolayısıyla Tonguç'a bakıyorum. Tonguç'umuz eksi 15. Oo çok çok uzaklarda. O zaman sana diyorum ki Tonguç sen en küçüksün diyorum. Ve e, Tonguç'u buluyoruz. En büyüğe bakalım. En büyük de pozitif sayılarda e, normal bildiğimiz sayılardan büyük olan. Şimdi 0, eksi 3 artı 8. E, bu 3 sayı arasında en büyük olan hangisi? En büyük olan tabii ki Tongül'ün dediği sayıdır. O zaman sırasıyla dediği için en büyük sayımız Tongül. En küçük sayımız Tonguç. Bakın Tongül ve Tonguç'un olduğu şıkkımız nerede? C şıkkında diyorum ve ilk sorumuzla beraber artık ısınmaya başladıysak bir model soruyla yola devam edelim. Bakın çok fazla karıştırılan bir nokta ile karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar. Bu sorularda bazı öğrencilerimiz hemen böyle heyecanlı bir şekilde ne yapıyorlar? Soruların ee, başlıyorlar fakat yanlış yapıyorlar. Çok dikkatli okumamız lazım. Eksi 9'dan küçük. En büyük tam sayı. Şimdi eksi 9'dan küçük olan sayılar. Bakalım eksi 10 vardır. Eksi 11 vardır. Eksi 12 vardır. Ama şaşıran öğrenci de diyor biliyor musunuz? Eksi 9'dan küçük dediği zaman eksi 8, eksi 7 onlara gidiyor. Hayır. Küçük demek sıfırdan uzaklaşmak demektir. O zaman eksi 9'dan küçük. En büyük sayımız ilk sayımız olan eksi 10'dur. O zaman buraya ne yapıyorum? Geliyorum. Eksi 10'u yazıyorum. Devam edelim. Eksi 4'ten büyük olacak. En küçük olacak. Şimdi eksi 4'ü yazıyorum. Şuraya yazalım. Eksi 4'ü yazalım. Eksi 4'ten büyük demek sıfıra yakın olan sayılar demek. Demek. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 nokta nokta diye gidiyor. Eksi 4'ten büyük en küçük sayımız. Eksi 4'ten büyük en küçük sayımız. Bakın burada eksi 3'ü yazıyorum. Sıfırdan küçük olacak. Yani negatif olacak. Bakın sıfırdan küçük ne demek? Negatif sayılar demek. Küçük olacak en büyük. Yani en büyük negatif sayıyı soruyor. En büyük negatif sayımız kaçtır sevgili arkadaşlar? Eksi 1'dir diyorum ve bu güzel sorumuzu ne yapıyorum? Gönderiyorum. Hemen bakalım, çıtır sorumuza bakalım. Yukarıda iki nokta arası bir birim olarak verilen sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Öncelikle bu verilen harflerin yerine ben sayı yazmak istiyorum. Buraya bakalım. B sayısı artı bir, burası artı iki, burası artı üç şeklinde yazabilirim. Buraya eksi bir yazıyorum, burasına eksi iki yazıyorum, burasına eksi üç yazıyorum, burasına eksi dört, buraya eksi beş ve buraya da eksi altı yazıyorum. Bu bilgiyi yazdıktan sonra... Hemen şıklarıma bakıyorum. Şimdi E'nin mutlak değeri E sayısı kaçtı? 6. Eksi 6'nın mutlak değeri büyüktür demiş. B'nin mutlak değerinden. B'nin mutlak değeri de artı 1. Şimdi eksi 6'nın mutlak değeri ne olur? Artı 6 olur. Artı bir mutlak değer nedir? Artı 1'dir. E, artı 6 artı birden büyük olduğuna göre demek ki A şıkkı doğru bir ifade. B'ye bakalım. B sayısında D D şıkkımız yani D harfimiz eksi 3. O zaman eksi 3'ün mutlak değerini alıyorum. B'ye bakalım. B artı 1. Bir. Artı 1'in mutlak değerini alıyorum. E, eksi 3 dışarıya artı 3 olarak çıkar. mutlu çıkıyordu. Burası da artı bir olarak çıkacaktır. E, eksi Artı 3 birden küçüktür demiş. Aa orada bir sıkıntı var. O zaman doğru cevabımız nerede? B şıkkında. Ha diğerlerine bakalım. B büyüktür sıfırdan. Evet doğru. B büyüktür sıfırdan. Bu ifade doğru bir ifade. D eşittir C'ye. Bakın D şıkkı e 3. E 3 zaten mutlak değer için artı 3 olarak çıkacağı için artı 3 yazıyorum. E, C şıkkı da zaten artı 3 dışarıya mutlak değer zaten mutluymuş. Mutlu olarak çıkmış. E, birbirine eşittir. Bu da doğru. Yanlış olan ifademiz B şıkkıdır diyorum. Ve bu sorumuzu da gönderiyoruz. Aşağıdaki tam sayılardan hangisinin sıfıra olan uzaklığı en fazladır? Şimdi sıfıra olan uzaklığı ne demiştik biz? Mutlak değer demiştik. Mutlak değer sayının özü mutlak kısmı, işaretsiz kısmı da diyebiliriz aslında. Şimdi mutlak değerini hemen eksi 6'ya alalım bakalım mutlak değer içinde kaç çıkıyor? Artı 6 çıkıyor. A 6 birim uzaklıkta. Buraya bakalım eksi 2'yi mutlak değer içinde aldığımızda bu artı 2, artı 2 birim uzaklıkta. Buraya bakalım artı 4'ü mutlak değer içerisine aldığımızda 4 birim uzaklıkta, 4 birim uzaklıkta. Bu ifademize bakalım. Bu ifademizde mutlak değer içerisine alırsak 10 olarak giriyor. Bu da artı 10 birim olur. Peki sıfıra olan uzaklığı 6, 2, 4 ve 10. En uzak hangisi demek ki? D şıkkındaki eksi 10'umuz mutlak değer olarak aldığımızda sıfıra en uzak nokta olduğunu görebiliyoruz dedik ve bir başka soruyla yolumuza devam edelim. Efsane bir soru karşınızda. Hemen okuyalım bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir demiş. Peki mutlak değer içerisindeki 14 ile eksi 14 birbirine eşittir. Evet bunun dışarıya çıkmış hali artı 14. Bunun dışarıya çıkmış hali artı 14. E bunlar birbirine eşit mi? Evet hocam eşit diyorsunuz. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım pozitif tam sayıların mutlak değeri kendisine eşittir. Evet bu ifademiz de doğru. Mesela artı 2'yi düşün dışarıya ne olarak çıktı? Artı 2. İşte e, artı 10'u düşün dışarıya ne olarak çıktı? Artı 10. Demek ki bu ifademiz de doğru diyorum ve buna da kocaman bir artı koyuyorum. Devam edelim. A sayısı mutlak değer yer. Yani. A sayısı mutlak değeri 4 ise A artı 4 de olabilir. Eksi 4 de olabilir. Evet doğru mutlak değer 4 ise hem pozitif olabilir hem negatif olabilir. Doğru iki ihtimalimiz vardır. D şıkkına bakalım negatif tam sayıların mutlak değeri negatiftir aa olmadı e zaten mutlak değerin kendisi mutluluktan geliyor değil mi mutluluk mutluluk ne demektir hocam pozitif demektir dolayısıyla negatif olma ihtimali yok bu yanlış bir ifadedir dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı işaretleyip yine çok mükemmel derecede bir sorumuzla yolumuza devam edelim çok güzel bir soru bakın böyle bir sürü kutucuğumuz var hemen okuyalım bakalım yukarıda verilen tam sayılardan hangileri eksi beşin mutlak değerinden büyüktür Şimdi eksi 5'i mutlak değerini eksi 5 olarak almıyoruz dışarıya çıkmış halini alıyoruz her türlü kıyaslamada büyüklük küçüklük veya sıralamada mutlaka e, mutlak değerden çıkmış halini almak zorundayız ki bu sorumuzun da e, dışarıya çıkmış hali artı 5. Şimdi artı 5'ten ne diyor büyük olanları belirlemek istiyorum. Şimdi eksi 17 negatif bir sayı olduğu için bu küçüktür buna k diyorum. E mutlak değer içerisinde eksi 7. E hocam bu dışarıya artı 7 olarak çıkacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz nedir? Büyük bir ifadedir. E artı 8 artı 5'ten büyüktür. B yazıyorum. Eksi 3 artı 5'ten negatif olduğu için küçüktür. Küçük yazıyorum. Eksi 10 mutlak değer içerisinde şaşırmıyoruz. Artı 10 olarak düşünüyorum bunu. Bu da dolayısıyla büyüktür. E 0 artı 5'ten, e hocam küçüktür artık bunu biliyoruz. Eksi 13 artı 5'ten negatif olduğu için küçük bir ifadedir. Artı 2 dışarıya zaten artı 2 olarak çıkıyor. E bu ifademiz de 5'ten küçüktür. Artı 15 artı 15 olarak dışarıya çıkar. Bu ifademiz küçüktür. Burasına bakalım. Bu da artı 20 olarak çıkacağı için artı 5'ten büyüktür olacaktır. Şurasını hemen düzeltelim. Artı 15 hemen şöyle karalayalım. Büyüktür diyeceğiz. Hemen düzelttikten sonra sayalım bakalım. E büyük olanları sayıyoruz. Büyük olan 1, 2, 3. 3 ee, bakıyorum 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 bakıyorum. 4 ve 5. Toplam 5 tane kutucuğumuz varmış. O zaman doğru cevabımız nedir? Doğru cevabımız 5 tane diyebiliriz. Sayılarımızı bulduk. Hemen bir başka sorumuz daha. Yolumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Çok basit o bir soru. Bakalım neymiş? Gerçekten basit mi? Yan tarafta verilen sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan dördüncü sayı tam sayı aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş bakalım. Eee şu sayılarımızı öncelikle ne olarak yazmamız lazım? Tabii ki artı 9 olarak yazmamız lazım. Bunu artı 4 olarak düşünüyorum. Bunu artı 5 olarak düşünüyorum. Ve şimdi yoluma devam ediyorum. Şimdi sıralamamız da küçükten büyüğe dediği için en küçüğümüzü bulmak zorundayım. En küçük sayımız bakıyorum burada negatifler tabi içerisinden de e, bakmam lazım. E, sıfır var. E, bakıyorum eksi 1 var, 3. En küçüğü nedir? Eksi 3'tür. Eksi 3 başlıyoruz. Küçüktür. Eksi 3'ümüzü hallettik ve üstünü çiziyorum. Daha sonra negatiflerde eksi 1 var. Eksi 1 yazıyorum. Küçüktür. Onu da hallettik. Sonra bakıyorum. Aa herkes artı. E, sıfırımız var. Sıfır yazıyorum. Küçüktür sıfır da iptal ettik. Artı 4, artı 5, artı 9 ve artı 12. Bakıyorum en küçüğü artı 4 ama orijinalini yazmak zorundayız. Eksi 4'ü yazıyorum bakın. Sonra devam edelim. Bunu da hallettik. Sonra sırada ne var? Artı 5 var. Artı 5 mutlak derecesinde onu hallediyorum. Sonra ne var? Eksi 9 var. Eksi 9'u... Hallettik ve son olarak da artı 12 ifademizi yazdık. Şimdi bakalım e, sayalım bakalım birinci e, sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız ve dördüncü sayımız. Bize zaten neyi soruyor? Dördüncü sayıyı sorduğu için doğru cevabımız bakın nerede? C şıkkında Dikkat diyoruz mutlak değer içerisindeki sayıyı çıkarmadan sıralama yapmıyorsun sevgili arkadaşım diyorum ve bu soruyu da bay bay diyorum ve gönderiyorum. Devam edelim bakalım sorularımıza. Ee, işlemler verilmiş buna göre A çarpı B ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşım bunu bulmak için öncelikle bu sayıların dışarıya çıkartman gerekiyor. Mutlak değerle işlem yapmıyorsun. O zaman eksi 12 dışarıya ne olarak çıktı? Artı 12 çıktı. Artı 12'yi Artı 4 diyor. Artı 4 diyor. Normal ee, olarak bölüyoruz. 12'yi 4'e bölersem kaç çıkar? 3 çıkar. O zaman A sayısını bulduk mu? 3 tane. Buraya bakalım. Eksi 14. Eksi 14'ü ben dışarıya ne olarak çıkartıyorum? Artı 14 olarak çıkartıyorum. Artı. E, eksi 3'ü ne olarak çıkartıyorum? Eksi 3'ü de artı 3 olarak çıkartıyorum. Ve buradan da topladığım zaman kaç oluyor burası? 17 olur. E B sayısını da bulduk hocam 17. E, neyi soruyor? Bize A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B'nin değerinde de bulurken... 3 çarpı 17 diyorum. Buradan 7 kere 3, 21, 21, 21 elde var. 2, 3 kere 1, 3, 2 de elde 5. 51 cevabını ne yapıyorum? Buluyorum diyorum ve bu güzel sorumuzda bu soruda bütün test kitaplarını her yerde karşımıza gelir. Bu soruyu da güzel bir şekilde, bomba gibi bir şekilde çözdükten sonra hemen bir başka güzel sorumuz. Bakın kutucuklar var. güzel bir soruyla karşı karşıyayız sevgili arkadaşım ve hemen okuyalım bakalım. Öğretmeni Kerem'den şekil birden en büyük sayı. He nokta. Bak virgül pardon. En en büyük sayı diyor. Şimdi kutucuklara baktığımda eksi 2, eksi 5, artı 4 ya da 4 önde işaret olmazsa biliyorsunuz pozitif. Bir de eksi 8. Ancak ben ne yapıyordum bu sorumu? Hemen eksi 8'i artı 8'e çeviriyordum. Ve bu şekilde değerlendiriyordum. Ee, ne diyor? En büyük sayı diyor. Şekil 1'den en büyük sayı. E, şekil 1'den en büyük sayı 8. E, Hemen buraya yazalım. 8'imizi yazdık. Buraya bakalım. Şekil 2'den ise en küçük sayının mutlak değerini istiyor. Şimdi en küçük sayı burası artı 9 olarak çıkıyor biliyorsunuz. Artı 9 artı 12. Burası artı 4 pardon. Artı 12 burada. Eksi 7 burada. E en küçük sayımız hangisi burada? Eksi 7. Yedi. Eksi 7'nin mutlak değerini istemiş. O zaman eksi 7'nin mutlak değerini istiyorsa şöyle diyelim bakalım. Bir şekil birden şuradan şuraya yazalım. 8'i bulduk. Şekil 2'den neyi buluyorum? Eksi 7'nin mutlak değerini istemiş. O zaman burada ne olacak? Artı 7 olacaktır. Hemen ne istediğini son bölümde bakın. Buna göre Kerem'in bulduğu sayıların toplamı kaçtır? E hocam 8 ile artı 7'yi toplarsam ben ne olur? Artı 15 cevabını buluyorum diyorum ve şıklara bakıyorum. Nerede? 15'im burada. Aslanlar gibi B şıkkını işaretliyorum. Ve bu güzel sorumuzu da gönderiyoruz. Efsane bir soruyla devam edelim. Ee, güzel bir problem sorusuyla e, devam edelim bakalım. Tankut'un 25 TL parası vardır. O Tankut çok zengin. Maşallah. Tankut'a 25 TL parası varsa artı 25 TL yazalım bakalım. Tankut'a babası 30 TL daha vermiş. Maşallah Tankut bugün bayağı zengin. 30 TL daha birikim, birikim oldu Tankut'un. Toplam kaç parası oldu sevgili arkadaşlar? 50 TL parası oldu Tankut'un. Daha sonra Tankut parasının 15 TL'sini ablasına vermiş. He, 15 TL eksilirse, eksi 15 yaparsak ne olur? Eksi 15 TL yaparsak 35 TL parası kaldı Tankut'un. Devam edelim. Vermiş ve 50 TL'ye de bir kitap almıştır. Buna göre son durumda Tankut'un parası aşağıdaki tam sayılardan hangisi ile ifade edilir? E şimdi 35 TL'si olan Tankut. 35 TL'si olan Tankut. E nasıl gitti de 50 TL'lik bir e, kitap satın aldı? Demek ki Kırtasiyeci amcayı tanıyor. Diyor ki amca bana e, e, kitap alacak bakıyor kitabın fiyatı e, 35 liram var diyor. E ne olacak o zaman? Adam diyor ki Tankut ben seni tanıyorum sıkıntı yok e, o zaman sen bu kitabı al diyor. Ancak ve ancak diyor bana borçlanıyorsun diyor. Ne kadar borçlanıyorsun? E, 35 TL'den 50 TL'ye ne kadarlık bir fark var? 15 liralık bir fark var. 15 lira borçlanıyoruz. E borçlanmak tam sayılarda neyle ifade edilir? Sevgili arkadaşlar eksiyle ifade edilir. Eksi 15 yani 15 lira borçlanmak demek eksi 15 TL' ifade edilir. O zaman doğru cevabımız bakın D şıkkında olur bu güzel problemi de Tankut'a da güle güle diyoruz ve sorumuzu gönderiyoruz A 12 12'ymiş, B eksi 7'ymiş, C artı 5'miş ve mutlak derecesinde 5miş ve D de eksi 23'müş mutlak derecesine yukarıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi bakıyorum mutlak değer yok, mutlak değer yok. A mutlak değer mi hocam, bunu hemen ne yapıyorum? Dışarı çıkartıyorum ve artı 5 olarak düşünüyorum. Buraya bakalım eksi 23'ü ne yapıyorum? Artı 23 olarak düşünüyorum ve buna göre sıralamamı ne yapıyorum? Yapıyorum. Şimdi bir kere. Ee, küçükten büyüğe dediği için en küçük negatifleri düşüneceğim. Bakıyorum negatif olan sadece burada gariban kalan B'dir. O zaman en küçük B diyorum. Küçüktür. Sonra artı 12, artı 5 artı 3. O zaman bakın artı 5 en küçük olduğu için hemen C'yi yerleştiriyorum. Sonrasında artı 12 artı 23. Ondan sonra bakın burada A'yı yerleştiriyorum. Son olarak da neyi yerleştiriyorum? En büyük sayım eksi gibi gözükse de artı 23'ü en e, yukarıya yazıyorum. O zaman B küçüktür, C küçüktür, A o da küçüktür, D deyip sorumu bitirmiş oluyorum. Bakalım ısınma sorusu. Mutlak değeri 3'ten küçük olan sayı miktarı m tane, mutlak değeri 5'e eşit olan sayı miktarı en tane olduğuna göre demiş e ee, bu M ile N'nin çarpımı sorusu. Şimdi mutlak değerimize şöyle diyelim A sayımız olsun. Mutlak değeri 3'ten küçükmüş. 3'ten küçükse 3'ten e, küçük olan sayıları düşünüyorum. Hocam 0 olabilir, 1 e, olabilir, 2 de olabilir. Fakat Burada şimdi 3 yazarsam o zaman, 3 3'e eşit oluyor. O zaman olmuyor. E, burada sadece bunlar yok. Eksi 1 de e, dışarıya 1 olarak çıkar. Eksi 2 de dışarıya 2 olarak çıkacak. Yine 3'ten küçüktür. Ancak eksi 3 yazarsam yine eşit oluyor. Eksi 4 yazarsam 4 oluyor. Küçük olmuyor. O zaman m tane dediği m kaç oluyor buradan? Hemen sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman m buradan 5 tane oluyor. Bunu bulduk. Devam edelim bakalım. Burada mutlak değeri 5 eşit olan B sayısı diyelim ona da mutlak değeri 5 eşit olan 2 iki ihtimalimiz vardır hocam diyor dediğiniz duyar gibiyim. E, bir tanesi artı 5'tir. Bir tanesi de eksi 5. Çünkü her ikisinin de sonucu 5 çıkıyor. O zaman N sayısı 2 tane olur. 2 tane olur neyi soruyor bize? M çarpı ne? E, M çarpı ne? M yerine 5 yazıyorum. N yerine 2 yazıyorum. Ve çarpımında aslanlar ve kaplanlar gibi neyi buluyorum? 10 e, buluyorum. Ve doğru cevabımız D şıkkında işaretliyorum. Ve yoluma bir başka soruyla devam ediyorum güzel bir problem sorusu. Denizin 30 metre altında yiyecek arayan bir balık ile denizin 90 metre altında yiyecek arayan başka bir balık aralarındaki mesafe kaç metre diyor. Şimdi bu soruyu heyecanlı arkadaşlarımız sizin gibi süper bir heyecanlı öğrencilerimiz ne yapıyorlar? E, sınavda veya işte deneme sınavı çıkıyor. Aa hocam 90 artı e, 30 120 deyip D şıkkını işaretleyip e, diyor ki aa çok kolay bir soru ya sınav çok kolaydı falan diyor. Ancak yanlış yaptığını farkında değil. Nerede bakın şimdi artık bu soruyu dinledikten sonra asla ve e, bu soruyu yanlış anlayacak. Burası deniz seviyesi. Deniz seviyesi. E, deniz seviyesi her zaman neyle gösterilir? Sıfırla gösterilir değil mi? Peki denizin altında 30 metre. E, denizin altında 30 metre şurası olsun. Bakın burası farklı bir kalemle yazalım hemen şurasına. Burası o, eksi 30 metre değil mi? E, burada bir balığımız var. Bakın şöyle 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 balığımızı çizelim. Şurada şurada dursun. E, bir başka e, balık da daha aşağılarda daha büyük balık diyelim buna da daha büyük balık. Şöyle daha büyük hatta çizelim şöyle balığımızı. Daha büyük balık da daha aşağılar. Nerede? Eksi 90 metrede bak. Eksi 90 ta aşağılarda bir balık arıyor. E, i̇kisi arasındaki fark soruyoruz. E, bakın ikisi arasındaki fark şöyle 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 gösterdiğimde e, burası 30 zaten burası. Aradaki farkımız ne olur? 90 ile 30 arasındaki fark yani 60 metrelik bir fark oluşur. Demek ki doğru cevabımız 120 değil. 60 bu soruya kocaman bir soru işareti diyoruz ve dikkat diyoruz. Bu sorularda hata yapmanızı asla ve asla istemiyorum sevgili arkadaşlar. Sonra üzülmeyelim değil mi? Puanlarımız harçlı olmasın. Yeni bir soruyla yolumuza devam edelim sevgili arkadaşlar. Ee, eksi 7 mutlak değer içerisinde küçüktür üçgen. Artı 25 küçüktür kare var. E, mutlak değer içerisinde 5 var. Yuvarlak. E, buna göre en büyük değer bizlere sormuş. Tabii ki bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Hemen bunu artı 7 olarak düşünüyorum ve buraya ne yapıyorum? 7'den büyük bir ifade diyor. O zaman 8 oluyorum. Büyük olması için bunun en küçük olması lazım. Dolayısıyla burada en küçük sayımız kaç? 8 oluyor. Daha büyüğünü almıyoruz. Dolayısıyla burada artı 8 diyorum ve bu şekilde yapıyorum. Hemen buraya bakalım. 25'ten küçük. Bunun da en büyük olması lazım. O zaman buraya ne yapıyorum? Artı 24 diyorum. Burası da artı 24 olursa Artı buraya bakalım burasını da artı 5 aldığımızda artı 5'ten küçük bir değer ama en büyük olan. Dolayısıyla burası artı 4 olur. O zaman artı 4'ü toplarsak hemen cevabımızı bulalım. 24'ü 8'e böldüğümüzde değerli arkadaşım ne olur? Artı 3 oluyor. Artı 3 ile artı 4 topladığımızda buradan sonucumuz artı 7 oluyor. Ve sonucumuzu bu şekilde en büyük değeri bulmuş oluyoruz dedikten sonra hemen bir başka sorumuzda yola devam ediyoruz. Burada verilen ifadenin A değerini bulacağız. B değerini bulacağız ve B eksi A değeriyle aşağıda hangisi demiş. Bakın bu tip ifadelerde hemen yapmamız gereken şey mutlak değer dışarısına çıkarmak. Yani burasına artı 5 diyelim ya da 5 de diyebiliriz. Burası 5 olarak çıkar. Artı burası artı 13 yani 13 olarak çıkar. Bölü 2. Hemen burada bakın 18. 18'i 2'ye bölersem 2 parça ayırırsam buradan ne olur? 9. Demek ki A sayısı kaçtır? 9. Devam edelim bakalım şu ifadeye. E hocam mutlak değer dışı içerisinde Eksi 3 artı 3 olarak çıkar yani 3 olarak çıkar. Burası artı 4 yani 4 olarak çıkarsa eşittir. Buradan da sonucumuz 4 kere 3 12 olur. B sayısı da kaçmış? 12. Bize neyi soruyor? A eksi B'yi soruyor. E, pardon B eksi A'yı soruyor. B eksi A değerini bulurken B sayımız 12. A sayımız 9. 12'den 9 çıkartırsak doğru cevabımız nerede bakıyorum? Evet B şıkkında diyorum. Ve bu sorumuzda mükemmel derecede doğrusu çözüp hemen... Ödüllü sorumuza geçiyoruz. Ödüllü sorumuz mükemmel derecede süper bir soru. Bu sorunun doğru cevabını yapıyorsunuz. Doğru cevabı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol sorulu, bol başarılı günler diyorum. Görüşmek dileğiyle.